Güner Bey'in anısı için gelen aile dostları ve basın mensupları. Buraya hepimiz Güner Bey'in anısı için toplandık. Size Güner Bey'le ilgili kısa bir biyografi okuyacağım. Ardından Baro Başkanımızın bir konuşması olacak. Avukat Güner Sağra, Ordu Uzunhisar'da 27 Mart 1940 tarihinde dünyaya geldi. İlkokulu Uzunhisar'da, ortaokulu ve lise öğrenimini Ordu Merkez'de tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2.964 tarihinde bitirdi. Mezun olduktan sonra Ordu Barosu Avukatlık Stajı'na merhum avukat Orhan Eroğlu nezdinde başlayıp 6.12.1965 tarihinde tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra 6 Aralık 1965 tarihinde Ordu Barosu Avukatlar Levhası'na kaydoldu ve avukatlık serbest meslek faaliyetine başladı. Ordu Barosu Başkanlığı 1992-1994 tarihleri arasında 14. dönem Baro Başkanlığı görevini başarıyla ifa etti. Vefat tarihi itibariyle 52 yıl 8 ay 28 gün gönül verdiği avukatlık serbest meslek faaliyetini başarıyla ifa etti. 2018 yılında avukatlık mesleki yaşantısının 50 yılını doldurmuş olması nedeniyle kendisine üstün hizmet plaketi takdim edildi. İlimize hukuk, siyasi, kültür ve spor alanlarında üstün hizmetler verdi. Çeşitli siyasi partilerin, Ordu Spor Kulübü'nün il başkanlığı görevini, yerel bir gazetenin yazı işleri müdürlüğünü yürüttü. Evli ve iki çocuk babasıydı. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ilimize ve tüm hukuk camiamıza başsağlığı diliyoruz. Şimdi Baro Başkanımıza sözü bırakıyoruz gün anısı için. Sayın Başsavcım, Sayın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanım, Sayın Milletvekilim, Hakim, Savcı, Avukat, çok değerli meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, öncelikle çok değerli Başkanımız Güner Sağarlı ağabeyimizin veda törenine teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biraz önce okunan özgeçmişten de görüleceği üzere Güner Sağar ağabeyimiz sadece bir hukukçu değil, aynı zamanda bir toplum lideri, toplum önderiydi. Birçok siyasi partinin başkanlığını yaptı, sporla da yakın ilgiliydi, Ordu Spor Kulüp Başkanlığı'nı da yürüdü. Aynı zamanda iyi bir yazardı. Çok şanslı bir evlilik yaptı, eşinden dolayı sanatla da yakın ilgiliydi, ilgi göstermekteydi. Elbette her ölüm acı. Ama biz sadece baromuza kayıtlı bir meslektaşımızı değil, aynı zamanda en kıdemli üyemiz olması hasebiyle babamızı kaybettik. Acımız sonsuz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanının cennet olmasını diliyoruz. Huzurlar içerisinde, nurlar içerisinde uyusun. Yeri asla doldurulamayacak bir büyük insandı. Birçok baro başkanı, 79 il barosunun başkanı bizzat arayarak taziye dileklerini iletti. Barolar Birliği Başkanımız, Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyelerimiz de aradılar, taziyeleri ilettiler. Hatta Sayın Metin Fevzioğlu'na en son 50. yıl plaketi nedeniyle çekindiği fotoğrafı gösterdim. Kendisi çok duygulandı ve taziye dileklerini iletti. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum çünkü acımız büyük. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor. Büyük Başkanımızı rahmetle anıyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi duasını yaptıracağız. Hilallik alacağız. Hocamız buradaysa eğer.